En sonunda Francis Fukuyama'nın bile en nihayetinde çark ettiği, bahsettiği kapitalizmin yeni yıkıcı durumu karşısında Kürtler de bunların dışında değil. Ondan Rojava alanında alternatif bir ekonomi, alternatif bir ekoloji, alternatif bir yaşam tartışmasını sürekli biçimde devam ettirmekteler. Savaşa, çalışma kültürüne, işgale karşı hem de. İşgale rağmen, pardon daha doğrusu, bu tartışmalara devam etmekteler. Bu tartışmalar bizi elbette ki bir yandan Murray Bookchin'in, Biffon'un, Latour'un, Barivar'ın, Nancy'nin, geçenlerde vefat eden sevgili Nancy'nin, Spivak'ın, Holloway'in ya da Lacan'ın, Deleuze ve Guattari'nin, Foucault'un tartışmalarının içine çektiyse söylemekte fayda var. Yani bu anlamdaki bu tartışmayı en çok ciddi biçimde ele alanlardan birisi Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan özellikle Demokratik Konfederalizm kitabının bu anlamda bir temel nitelik taşıdığını söylemekte fayda var. Çünkü Kürt alanın bütün o değişme pratiklerini yaşanan eski pratiklere rağmen başka türlü anlatmaya çalışan bir deneyim diyebiliriz. Şimdi buradan belki hani bu yeni özgürlük alanları meselesinden, hani dünyadaki bu şeyden, artık bu kırılgan olan sapmaların yerleştiği durumdan, isyanın defterini hafızasını kurcaladığımız bu şeyden artık yavaş yavaş belki de daha önemli biçimde Kürtlerin alanına dahil olursak oradan ilerlersek elbette ki sanki daha iyi olacakmış gibime geliyor. Yani burada şunu söylemekte tabii ki fayda var. Hani eklemek istiyorum. Bu tartışmaların radikal demokrasi deneyimini söylemiştim ve yurttaşlık, yeni yurttaşlık tartışma, dekolonyal yurttaşlık tartışması etrafında döndüğünü unutmamakta fayda var. Çünkü Kürtler bunun üzerinden kendilerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla buradaki kolonyalizm meselesi, sistemlerin demokrasi ve hakimiyet ilişkilerinin kriz anlatıları içindeki Kürt toplumsal başkaldırılarının da sanırım belki en politik, en vurucu noktalarından birisi demekte fayda var. Klasik anlamda kronik bir kolonyalizm okuması burada yapmıyorum. Hani 70'lerin içine sıkışmış hali oradan okuyan o kolonyalizm okumasının idealizasyon süreci bence çok fanoncu bir yerde zaten değil. Yani fanonu bugün başka türlü okumakta ben fayda görüyorum. Ya yani aşırı Membi'nin nekropolitik üzerinden yapmaya çalıştığı şey buydu. Dolayısıyla Kürt alanındaki okumaları bence bugün başka kavram setleriyle ele alırsak daha faydalı olacak. Ve dolayısıyla günlük Kürtistan alanını, oradaki yarı federatif devletsel yapıyı, Suriye'deki konfederal yapıyı, yani Rojava alanını, komünist özerklik sistemini ve Bağkur'daki deneyimi, belediyeler üzerinden yürüyen, neredeyse 115 belediyeye varan ve devlet tarafından kayyumlarla yok edilen bu deneyimin kurucu güç olarak nasıl başkaları dinamikleriyle ilişkili ilerlediğini söylemekte yarar var. Elbette ki bu okumalarımızda hani benimki disiplinler arasından daha çok disiplinler aşırı bir okumayı gerektiriyor ve birçok kişinin belki de bu okumada hayır diyebileceği belli tartışmalar tabii ki var. Yani zaten sosyal bilimlerin en önemli şeylerinden sanırım birisi de bu. Ama ben Orta Doğu alanında, Türkiye ve Kürdistan alanlarında Kürt öznerliğinin bu yarattığı yeni toplumsal sözleşmenin egemenliği karşısında nasıl başka türlü bir analizi barındırdığını vurgulayıp belki yakın zamanda bitirmek istiyorum. Şimdi Arap Baharı'ndan sonraki süreçte biliyorsunuz ki son yüzyılın en önemli çok ciddi ayaklanmalarıyla karşı karşıya kaldık. Yani 20. yüzyılın başları ve sonlarındaki ayaklanmaların devrimci formlarından çok daha farklı olarak ya da ezen ulusun ya da ezilen ulusun o milliyetçi potansiyelinin ya da neoliberal dönemdeki faşist antifaşist potansiyellerin içine çıktığı kapasitenin de belki dışında başka başka türlü bir formlar ortaya çıktı. Ve ondan dolayı buna beklenilmeyen kalkışmalar ya da başkaldırılar demeyi çok tercih ettim. Unexpected Surge gibi bir tartışmaydı bu. Dolayısıyla bizi Arap Baharı'nın yani o ırkçılık ve faşizm, despotik rejimler ve fakirlik karşısında ya da işsizlik karşısında baş kaldıran Maghreb alanından başlayıp Suriye'ye kadar giden ve Suriye'de savaşa Mısır'da despotik bir rejime ya da darbeye yönelen bu baharın
süreçlerinin otoriter rejimlerin nasıl, yani özellikle Baas Türkiye'de belki bu anlamda gizli direnişi, hani Kemalizmi sarsmasa bile AKP'deki despotizmi sarsması açısından önemliydi. Belki de Osmanlı İmparatorluğu itibariyle gelen direniş ve kalkışma biçimlerinden ve hatta toplumsal hareketlerin örgütlenme dinamiğinden, dengesinden daha başka bir şey ifade etti. Yani 2010 sonrası özellikle tırmanan şiddet pratikleri, Türkiye'deki barış sürecine rağmen tırmanan ve Kürt güçlerini hedef alan ama özellikle de cihatçı paramiliter grupların kullanılmasıyla oluşturulan eskatolojik ve fiziki şiddetin bir savaş makinesini nasıl yarattığına şahit olduk. Özellikle Suriye rejimindeki cihatçı paramiliter grupları hatırlarsak, özellikle Kürt alanında Kobani direnişini hatırlamakta fayda var bu anlamda. Hangi biçimlerde Kürt öznerliğinin burada bir yandan kendi özgürlüğüne dair iddiaları barındırırken, antikolonyal özgürlüğüne dair iddiaları barındırırken, diğer yandan dünyadaki yeni politik tartışmalara ve dünyadaki bu farklı deneyimlerin kendi alanında nasıl tartıştığını göstermesi açısından çok önemli. Yani hayvanların özgürleşmesi meselesi gibi. Yani bu Rojava'da belki de Suriye alanındaki Kürtlerin kendi hafızasına baktığımızda Rojava'da önemli duruyor. Çünkü bildiğiniz gibi Rojava alanı Suriye'de tamamen reddedilen, arabize edilen bir alandı. Ve bu alan Baba Esad dönemindeki Arap kemeriyle birlikte kendisine, sevgili Seda Altuğ bu konularda çok önemli çalışmalar yakan arkadaşlarından birisi. Yani o alan Kürtlerin kimliğinin tamamen reddedildiği, Kürt aidiyetinin tamamen reddedildiği bir alandı. Yani Türkiye'de hani Kürtlerin kimliği, dili, her şey reddediliyordu. Fakat işte Türk vatandaşlığı, yurttaşlığı etrafında Türk kimliği veriliyordu. Suriye alanında Kürtlerin Suri kimliği de yoktu. Tamamen dışarıda bırakılıyordu. Sistemin ve toplumsallığın dışında bırakılan ve kendi sistemini, karşı sistemini ve toplumsallığını yaratan bir alandan bahsediyoruz. Yani Küçük Kürdistan alanı denilen bir alandan bahsediyoruz. Kürdistan'a küçük denilen Kurmancı'da. Ve bu alan bir şekilde kendini 2012'deki Rojava devrimi sonrası kendini başka türlü örgütlemeye çalıştı. Başka türlü anlatmaya çalıştı. Ve bu alan ne Esad rejimi ne de cihatçılar deneyerek, yani farklı dinamiklerdeki emperyal çalışmaların tuzağına düşmeden, emperyal istemiyorum tabii ki, yani bunun için Türkiye'de dahil, İran'da dahil tabii, çatışmaların tuzağına düşmeden bir şekilde dünyadaki alternatif siyasete eklemlenme ihtiyacı duyarak ilerledik. Kadın özgürleşmesi, ekoloji, işte farklı etnisitelerin kendini ifade etme biçimleri, örgütlenme biçimleri, otonomi, özerklik derken işte yarı federatif yapı ve sonra konfederal yapı ve Kuzey Federasyonu tartışması. Bunların hepsi komünist kurtarılmış bölgeler, özgürleşme bölgelerinin ilan edilmesiyle devam etti. Ve dolayısıyla Batı Mezopotamya alanı ya da Küçük Kürdistan denilen bu alan, Baş rejimi ve Arap kemeri karşısında da sessizleştirilen Kürtlüğün mağduriyetinin de ortaya çıkmasını sağlarken, aynı şekilde artık mağduriyet okumasının içine de yerleşmeyen bir öznerliğin de maddi ifadelerini koydu dersek yanılmış olmayız tabii ki. Bu anlamda Kürt komünalizmi, her alandaki Kürt komünalizmi ve Kürt federasyon deneyimleri, özgürlükçü belediyecilik ve de ya da yerel özgürlüklerin tanınmasını sağlayan belediye çalışmaları bir kurucu güç olarak kendi içinde belli toplulukları ve dinamikleri demokratik bir siyasetin etrafında kurmaya çalıştı. Yani HDP'de mesela bunun en önemli niyetlerinden ve ifadelerinden biri olarak ortaya çıktı tabii ki. Kürt özgürleşmesinin belki de en önemli hediyelerinden birisi oldu Türkiye'deki siyasete demekte fayda var. Şimdi bu siyasi örgütlenme geleneği, Kürtlerin siyasi örgütlenme geleneği kaynağını tabii ki tarihsel belli hafıza dinamiklerinden alıyor. 1960'ları, 70'leri okumadan, 1900'lerin başlarındaki isyan ve direniş biçimlerini okumadan, 1921 Koçkiri'yi, 27 Şesait'i, sonra Serhat direnişlerini ve ardından Dersim direnişini okumadan ya da oradaki soykırım pratiklerinin
Terteli'yi okumadan elbette ki bugünkü yeni durumdan pek bahsedemeyiz. Bu hafızalar birbirinin içine yerleşerek, eklemlenerek bugüne geliyor. Yani hafıza okumasının burada önemli olduğunu söylemekte fayda var. Yani nasıl bugün Atina şehir dirilişlerinin aynı zamanda eski Atina'daki sitelerden, demokratik mücadele dinamiklerinden çok yani o hafızadan uzak olmadığı ya da Madrid'deki anarşist hareketin 1930'lar ve 40'lardaki mücadelesiyle bugünkü mücadelenin birbirinden çok uzak olmadığı, birbirine ilham kaynaklarını inanılmaz boyutlarda konumlandırarak denkleştirdiğini söylemekte fayda var. Bu anlamda mesela Abdullah Öcalan'ın bir yandan Murray Bookchin'e referans yapıp diğer taraftan Saint-Simon, Fourier, Marx, Kropotkin okumalarını gördüğünü ve bunun bir şekilde Kürt tanımının aşikar olduğu okumalar haline geldiğini de söylemekte fayda var. Fakat genel olarak tabii ki son 8 yıllık işleyen demokratik güçler alanındaki gördüğümüz bu şey bizi klasik anlamdaki Marksizm okumasının pek dışına taşırtıyor. Daha liberter bir perspektif sunduğunu söylemekte fayda var. Bu anlamda 1871 Paris Komünü deneyiminin Cizre kantonunda mesela kurulan Jimvar, yani kadın yerleşim yeri köyü'deki kadın ekolojik üretimlerini dikkate aldığımızda ne kadar etkili olduğunu orada oraların arasında yani 1871 Paris Komünü ile Cizre kantonundaki Jimvar deneyiminin arasındaki ilişkiselliğin ama aynı zamanda ki dünyadaki kadın deneyimlerinin Jimvar'la olan ilişkisini altını çizerek ilerlemek istiyorum ben. Şimdi Orta Doğu alanında Kürtlerin demokratik konfederalizm tartışması, yani işte benim Kürt komünalizmi dediğim bu tartışma elbette ki bir yandan patriarkaya karşı ve kapitalist pazarın orada kurmaya çalıştığı merkezici işte ulus aşırı şirketlerin müdahalesinin karşısında ademi merkeziyetçi ya da daha otonom özel bir alanı sunduğunu söylemekte fayda var. Burada tartışmaya açılan en önemli şeylerden birisi Rojava Anayasası'nı okuduğunuz zaman buna şahit olmaktasınız. Bu anayasa dünyanın birçok dillerine çevrildi. Hani internetten bakılabilir. Orada radikal demokrasiye, yatay ilişkilenmelere, yani dikey örgütlenme biçimlerinden daha çok bütün alanlara sızan bir şekilde yeni bir okuma perspektifinin ortaya çıktığını ve bu tartışmaların bütün krizlerine rağmen devam ettiğini yani söylemekte fayda var. Bu bir şekilde öz düzenleme mi Türkçe'ye çevrilir emin değilim. Otonomos dediğimiz bir tartışmanın etrafında dönerken Kürt tekilliğinin içine yerleşen radikal reddiği de gösteriyor tabii ki politik esenliğin içine yerleşen bu radikal zemini de bize göstermektedir. Ondan demin söyledim. Kürtlerin kendi içindeki bu tartışma 1970'lerdeki makro devrimci organizasyonların yarattığı ekonomik ve otokratik yapılaşmanın pek uzağında olan bir şeyi artık oraya doğru gidiyor. Ki bu şey artık partiye kadro, öncü güç, şehitler kültü filan tartışmasının da çok ötesine taşabilecek bir yere doğru evrildiğini söylemekte fayda var. Hani önümüzdeki dönem nasıl türlü bir şey gösterecek bu konuda emin olmamakla birlikte yani otokratik kurumların örgütlenmesinden yani merkeziçi kurumların örgütlenmesinden daha çok daha yatay kurumsallaşmanın, kurucu güçlerin etkin olduğu bir yatay kurumsallaşmanın ontolojik övgüsünü ortaya çıkarmakta söylemeliyiz. Yani fayda var. Bu anlamıyla Chiapas'ta pasta yani Zapatista direnişiyle Kürt direnişinin Rojava ya da Bakur'daki Kürt direnişinin yan yana gelmesi beni bu anlamda şaşırtmıyor. Çünkü sonuçlar üzerinden giden bir coğrafyalar ve toplumsal alanlar tartışması var. Kurtarılmış alanlar tartışması var. Ve bunların hepsi belli bir şekilde eylem repertuarlarının da içine yerleşen o totaliter baskıcı imtiyazların pek dışına taşan tartışmaları bize ortaya çıkarıyor demeliyiz. Şimdi bu durum tabii ki bizim üçüncü aşım olarak bahsettiğimiz dersin başındaki işte hani Orta Doğu alandaki Rojava deneyimiyle onun politik faktörlerinin yarattığı demokratik özellik tartışmalarının hangi anlamda bir pragmatik politiklik yarattığını, pragmatik bir politiklik yarattığını ve bu tartışmanın sistem karşıtı hareketlerin özellikle ekoloji dinamini dikkate aldığımızda sistem karşıtı hareketlerin sömürgecilik karşısındaki tutumunu da başka türlü okumamıza
yol açıyor. Yani özellikle 1970'ler Türkiye solunu, Türk solunu dikkate aldığımızda 1970'ler Türkiye solunu ve Türk solunun tamamen sömürgecilik dinamiklerinin içinde olan ulusalcı, ortodoks, Marksist, Leninist bir sol olduğunu bilmekteyiz. Belki burada İbrahim Kalpakay'ı bir kenara koyarak konuşmakta fayda var. Yani geleneğinden daha çok kendisinden bahsediyorum ben. Çünkü oradaki İsmail Büyükçekmece'nin farklı aktörlerin tartışmaları, yani kürsan tezleri, parçalanmış alanlı kürsan tezleri, o tartışmalardan bir gelen o bütün bugünkü okumalar farklılaşsa bile elbette ki bu hafızanın içine bir şekilde yerleşiyor ve bugün Kürt öznerliği Türkiye solunun o 70'lerdeki formunu da değiştirmiş durumda, kabul edersiniz ki. Bu şey sanırım işte hani o Adem merkeziçiliğin içine yerleşen komünel deneyimleri kurarken işte kültürelcilikten ya da paroşyalizmden de feragat eden bir demokratik yapıyı da sanki ortaya çıkarıyor. Ondan belki işte hani Kuzey Afrika alanında başlayan ayaklanmalar, yani 2010 sonrası başlayan ayaklanmalar 2012'de Rojava'da bir devrime ulaştı. Suriye'de bir çatışma ve savaşı milyonlarca insanın ölmesini ve göçe zorlanmasını ve ırkçılıkla karşı, Türkiye'de ırkçılıkla, Avrupa'da ırkçılıkla karşı karşıya kalmasını sağlarken Kürt alanında bir özgürleşme dinamiği yarattı. Bu sanırım o otoriterizm ve totaliter rejimler karşı ya da otoriter paramiliter grup dinamikleri karşısında Kürt özgürleşmesinin kendini gerçekleştirme anı diyebiliriz. O deneyimlerin Hafsa ile birlikte birleşerek kendini bu yeni zamanda oluşturma anı diyebiliriz. 2000'ler sonrası bu dönemden çok farklı elbette ki değil. Yani 2000'ler sonrası Türkiye'de Kürt alanındaki belediyecilik deneyimlerinin hepsi, taşmaların hepsi, yani 2010'daki Mezopotamya Sosyal Forumu, Van Konferansı, ama ondan önceki bütün DTK taşmalarının hepsi elbette aynı zamanda Rojava alanına sirayet ediyor ve bunu dikkate alıyorlar. Yani nasıl ki mesela Chiapas ve Oaxaca alanında Oaxacoano komünalizmi dedikleri Zapatistaların ya da Buen Gobierno, yani iyi hükümet ya da yönetim, pardon, daha çok dedikleri Zapatistaların o tartışmaları Kürt alanında nasıl sirayet ediyorsa, Kürtlerin kadın özgürleşmesi ve ekoloji tartışmaları, ama aynı zamanda kendi anayasalarına da, Rojava Devrim Anayasası'nda yansıyan bütün tartışmalar, Kürtlerin yeni tartışmaları da aynı şekilde Zapat alanında, bugün Avrupa alanındaki birçok sosyal harekette ve siyasal harekette tartışıldığını bilmekteyiz. Ondan belki de solidarity, yani dayanışmanın, Kürt analine olan dayanışmanın en önemli vurucu noktalarından biri özgürlüğün kazanacak olmasına dair olan aktivizmin ortaya çıkması. Ve bunun bir şekilde deminki söylediğim gibi Kürt alanındaki farklı farklı örgütlenme ya da kalkışma biçimleriyle de ilişkilenerek bu dönemimizin karmaşıklığının içinde bir kaşıt güç oluşturduğunu, dil oluşturduğunu, mikropolitik bir dil oluşturduğunu ve bu anlamda kendi gündelik hayatımızı örgütleyen moleküler bir devrimi ortaya, Felix Gattari'den aldığımız o kavramla moleküler bir devrim perspektifine yakın bir sosyalliği barındırdığını söylersek yanılmış olmayız. Bunu Rojava alanındaki bütün pratiklere, kurumsal deneyimlere, yani üniversite alanından, alternatif pedagojiyi uygulamaya çalışan tavşan, üniversite alanından anaokullara, Jimbar Kadın Köyü'nden mahalle örgütlenmelere kadar birçok alana baktığımız zaman, oradaki arkadaşlarla tartıştığımız zaman buna şahit olmaktayız. Bu anlamda Azize Aslan'ın buna dair inanılmaz bir tez yaptığını burada söyleyelim. Kendisi Meksika'da Haluk Bey ile çok güzel bir tez yaptı. Özellikle ekonomi üzerinden bunu tartışarak Rojava alanını, Latin Amerika deneyimleriyle buradaki mikro devrimci eğilimi nasıl görmemizi sağladığını katkı sunuyor Aziz Aslan'ın tezi ve bir heterojen bir gerçekliğin perspektifi ortaya çıktığını o da benim gibi desteklemekte ve bu bir şekilde bu ulus aşırı segmenterin içine yerleşen şeyin ideolojilerin de dışına taşan bir çabanın olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi belki de yavaş yavaş artık sona doğru gelerek, yani bu bütünleşmiş dünya kapitalizmi içinde
Dünya kapitalizmi içinde Kürtler gerçekten ne sunuyor? Yani burada ne anlatmaya çalışıyorlar aslında bir yandan antikolonyal mücadele deneyimleriyle birlikte ama diğer taraftan bir toplumsal devrin gerçekleştiğinde bunu bir şekilde topluma, ekonomi ve kültürü başka türlü kurabilme üzerinden bir taşımayı araladığını söylemekte fayda var. Hani evet çok uzatıyorum şu an belki ama söylemeliyiz ki Rojava alanında mücadele eden eskotolojik bu paramiliter cihatçı şiddet karşısında başka mümkünatları tartışan bu alan, bu yer bize alternatif bir alanı belki de olmayan ve kurulan bir yeni ya da daha örgütleyici bir ütopyanın veyahut da pardon kavram olarak örgütleyici ütopya kavramı sorunlu olabilir. Daha harekete geçiren bir ütopyanın oluştuğunu söylemekte fayda var. Tam da zaten hani başta toplumsal hareketlerin bir krize girdiğinden bahsetmiştik. Artık bugün hükümetleri sarsan ya da uluslararası şirketleri sarsan ne yazık ki toplumsal hareketler yani hem Turin'in tartışmaları hem de Tilly'nin tartışmalarına baktığımızda bu tartışmaların olmadığını söyleyeceğiz. Yani bu toplumsal hareketlerin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir tartışmaya girmiyoruz. Toplumsal hareketler hala kendini burcu olarak gösteriyor. Ama Fransa'daki Gilets Jaunes yani sarı yelekliler ve öncesinde gece ayakta Gezi direnişi, Maiden, Tahrir veyahut da Santiago, Amerika'daki işte ırkçılık karşıtı direnişleri, son dönemdeki direnişleri dikkate aldığımızda ya da hala devam eden birçok farklı alanlardaki direnişleri ya da Türkiye Kürt alanındaki deki hendek direnişlerini falan dikkate aldığımızda başka türlü bir diyalog kurma, gezegenin yüzeyinde yani yaşanılabilir artık sınırlarını dayandığımız bu dünyanın yaşanılabilir bir hale geldiğini Kürtler kendi içinde küresel bir tahayyülde taşımaktalar ve bunu artık kendi yerel segmentlerinden pek öteye taşımaklar. Yani sadece Kürt kimliği değil, Kürt özgürleşmesi değil, kronik sol yapıların taşımalarının da çok dışına taşan bir potansiyelin bilinç ve bilinçaltının taşımalarına girdiğimizi söylemekte fayda var. Bu şekliyle belki de hani bu işte belki yeni bir materyalizm tartışmasını da aralıyor. Hani bugünkü dersimizin konusu olmasa da bütün o merkeziyetçi ithalatın çok dışına taşan deneyimle gösteriyor. Bütün o bürokratik ve despotik devletsel kurumsal yapıların dışına taşan başka türlü bir mümkünatı ele koyuyor. Ama aynı şekilde elbette ki toplumsal hareketler tartışmasını artık başka türlü ele almamızı sağlayan yani toplumsal hareketlerin çok ciddi bir şey, aktör siyaseti üzerine oturan toplumsal hareketlerin bile çok ciddi bir kriz yaşadığı, artık birçok şeye cevap veremediği üzerine bir tartışmaya girdiğimizi söylemekte fayda var. Yani bu anlamıyla belki dersimiz çerçevesinde kurduğumuz birçok kavram, bir kavram operatörü gibi kendi rollerini biçimlendirerek hem sosyal bilimlerde belki sosyal bilimleri yeniden açmak üzerine kurulu belirli farklı merkezi yollardan çıkarak sosyal bilimlerde ama aynı zamanda elbette ki politik alanda belli tali yollardan pardon merkezi yollardan çıkarak tali yollara girip oradaki etkili deneyimleri müşterekliğe bakmakta veyahut da haritalara göz atmakta sanırım fayda var. Çünkü buradaki şey köktenci, ortodoks yani o makro tartışmaların, makro sosyolojinin pek dışında hareket eden daha heterojen, daha heteroklit bir durumu ele veriyor. Bu anlamıyla da tabii ki söylemekte fayda var. Rojava devriminin yarattığı, atfettiği bir tanım olmasa da oradaki bütün tartışmaları gördüğümüzde yeni artık bu kavram operatörlüğü etrafında diyebiliriz ki ya da kavram çantasının oluştuğu bir alet edevat çantası işlevi gören bir güçler dengesi ortaya çıktı. Yani bunun için özellikle de oturan tabii kadın özgürleşmesi, ekolojik tarım, dünyaya dair yani özellikle radikal demokrasi anlamındaki tartışmalar, demokratik meclisler, direkt demokrasi, hayvan hakları vesaire vesaire aklıma gelmeyen bir şey. Bunların hepsi kendini bir Kürt özgürleşmesi olarak kuruyor. Alternatif bir dil olarak kuruyor.
ve somut durumların istikrarına dair de bir ısrarı ortaya çıkarıyor. Bu Hannah Arendt'in Rosa Luxemburg'dan alıntılayarak belirlediği bir şey vardı aklıma gelen. Kapitalist üretim sistemi içindeki tüm dünya içinde hesaplanan biçimlere ve yasalara göre işlev görür diyordu. Sanırım bu direniş biçimleri de bu beklenilmeyen yeni direniş biçimleri veya kalkışmalar bunların hepsi yani bizim Fransızca'da Le Soulèvement yakında kitap olarak çıkacak bu arada. Le Soulèvement Imprévu olarak benim belirlediğim adını. Bugün gezegenin sorununa dair bir toplumsal yeni bir ekolojik yasayı, toplumsal bir özgürleşme anını, tezahürünü ortaya çıkarıyor dersek yanılmayız. Ve bunu totaliter makine karşısında yapıyor. Bunu bütün otokratik rejimler karşısında, hani Baas rejiminden Kemalizme, politik İslam'dan birçok alana kadar artık bir Orta Doğu yorgunluğu ya da Uzak Asya yorgunluğu dediğimiz bugün Afganistan'da da başlayan artık çatışma ve savaş kültüründen ve militarizmden sıyrılmış başka türlü bir dünyayı militarizm karşısında reddin de ortaya çıktığı başka türlü bir dünyayı etkinliği ortaya çıkaran bir şeyi anlatıyor. Bu elbette ki nüfus politikalarının çok dışında, cinsiyetlendirmelerin çok dışında oluşan bir meclisler organizasyonu gibi bir şey sanırım sosyolojik anlamda ifade ediyor. Yani ne diyebiliriz buna işte çevreye dair işte mesela komşuluklar kuruluyor. Düşman siyasetinin dışına, nefret siyasetinin dışına taşan bir tartışma kendini gösteriyor. Kadınlar kendi yönetme hakkı en önemli pratik olarak sadece seçilme meselesi değil, kadınların kendini otonom olarak yönetme özerk olarak yönetme hakkı tartışması ortaya çıkıyor. Çoklu dinlerin bir iktidar biçimi olmaktan daha çok inanç biçimi olarak kendini gösteren ve konfederal yapıda sunduğunu görüyoruz. İşte Aleviler, Müslümanlar, İzidiler, Hristiyanlar, Yahudiler vesaire. Ama hiçbir monoteist dinin hakimiyetinin onaylanmadığı laik bir düşüncenin elbette ortaya çıktığını Rojava Kürt alanında ve bütün Kürt alanlarında bu tartışmanın çok büyük bir ehemmiyetle yapıldığını söylemekte fayda var. Ve aynı şekilde tabii ki bu alanlarda eski despotik Baas rejiminin bütün yasalarının lağvedildiği, pedagojisinin lağvedildiğini söylemekte fayda var. Yeni bir mesela anaokullarından üniversiteye kadar alternatif bir pedagoji tartışmıyor. Ve bu tartışmalar kendini çok ciddi boyutta aktif bir demokratik katılım etrafında götürerek ilerliyor dersek fayda var. Çoklu dil pratiklerine Kürt alanı her yerde bunu HDP'nin kendi şeyinde bildirilerinde de görebiliyoruz. Yani Rojava Toplumsal Sözleşmesi'nde mesela diğer halklar, belediyenin özelliği, çoklu dil kullanma pratikleri, ulaşma hakkına sahip olma hakkı, işte ekme biçme vesaire hakkı, yani suyun, toprağın, havanın temiz olma ve bunun bir yaşam kalitesi olarak kendini alternatif ekonomi içinde nasıl örgütlemesi gerektiğine dair tartışmalar. Bunların hepsi bu alanda ele alınan durumlar demeliyiz. Buna hem politik felsefe hem de politik siyasal sosyolojinin içinden dersek hani bu siyasal iklim içinde yerel demokratik yönetimlerde mikro kurumsallaşmalar demekte fayda var. Tabii bunun içinde güvenlik tartışmaları var, hayvan hakları var, vicdani red var, sivil itaatsizlik yani. Bunların hepsi bu güç ilişkileri taşmaların içinde de kendini gösteriyor. Özellikle de köy ve mahallelerdeki yerel meclisteki taşmaların önemli ve enteresan olduğunu ve pozitivist bilinciliğin, hegemonyanın ya da devlet idare sisteminin pek dışındaki bir yapıyı gösterdiğini söylemekte fayda var. Ki yani bu postmerkantilist ve postfordist bir dönemde bu taşmalarının sanırım tam da koronayı yaşadığımız böyle bir zamanda önemli olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla Kürt alanının söylediği lafın çoğaldığını ve bu lafın bir şekilde sınıf ve cinsiyet eşitliğine dayalı olarak kendini güçlü bir biçimde söylediğini ve bu tartışmaların bizim 1968 direnişinden çok uzağa götürmediğini ama aynı zamanda orada da olmadığımızı, yeni pedagojik müşterek bir vurgunun, ortak zenginliğin ortaya çıktığı, daha katılımcı yurttaşlığın, elbette komşuluğun, dayanışmanın ortaya çıktığı bir durumun kendini gösterdiğini söylemeliyiz. Bu şey Kürtlerin hem dengbeş hem de çirokbej yani sözlü kültüründen de çok uzak değil. Bunlar harmanlanıyor.
Yeni Rojava'daki yeni sanat ve kültürel çalışmalara baktığımızda, özellikle sinema alanındaki ve müzik alanındaki çalışmalara baktığımızda, bunu daha iyi antropolojik anlamda daha iyi deneyimleyebilmekteyiz. Yani dolayısıyla bu şey sadece siyasal alanı, sadece sosyolojik alanı değil, ama aynı zamanda sanat alanını, kültürel alanı da etkiliyor. Ve bir şekilde bevelat dediğimiz, yani yurtsuzluk içinde olan Kürtlerin bütün tecrübelerinin paydaşlaştırıldığı bir sınır aşırı Kürt öznerliğinden bahsetmeziyiz. Yeni Kürt öznerliğinden bahsetmekteyiz. Ve bunun içinde farklı kuşaklar, farklı toplumsal cinsiyetler, farklı diller, farklı siyasallıklar, farklı hafızalar etkin bir biçimde kendini göstermektedir. Ve bu şey 21. yüzyılın ilk çeyreğinde devletsiz bir toplumun radikal demokrasisini ve yaşam alanını tarif etmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ben dersimi burada izninizi alarak bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.